Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin heyecanla beklediği yılbaşı güncellemesiyle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağım. O zaman hazırsanız videoya geçelim. İlk öncelikle ekrana bir resim koyuyorum. Bu resim PKX'nin Play Store'da paylaştığı resim. Bu resimin kısacası yılbaşının temasını belirtiyor. Ve dikkat ederseniz hatta direkt gözümüzün önünde Mucizur Böceği'ye hareketinin Paris özel bölümün özel karakterleri geliyor. Ve bu karakterlerle yılbaşı güncellemesi birleşecek. Yani mucize temalı bir yılbaşı güncellemesi olacak. Ve benim burada mükemmel bir ev dikkatimi çekti. Bu ev gelecek. Bence ev çok tatlı bir ev ama Türkiye'de yaşıyorsanız maalesef alamayacaksınız bence. Çünkü çok pahalı. Tabii ki alanlar alabilir ama ben almayacağım. Çoğu kişi alamayacak. Zaten çoğu oyunda fiyatlar böyle. Çünkü doların artmasıyla ve Türk lirasının değersizleşmesiyle beraber tüm oyunlar çok pahalı satmaya başladı. Ve yani doları geçtikleri için artık dolara dönüştürerek satıyorlar. Neyse konumuz bu değil. Evrenin nasıl olacağına gelecek olursak her taraf eski yılbaşı güncellemesindeki gibi buzlarla kaplanacak ve paten yapabileceğiz. Bu benim yılbaşının en sevdiğim detayı. Gerçekten paten yapmak bence çok eğlenceli bir şey. Yani kimseyle oynamasam bile kendi kendime burada paten yapmak beni çok eğlendiriyor. Bu robot abimizin yaptığı şey gelecek olursak. Çoğumuz burada bir yılbaşı ağacı bekliyorduk. Ben de öyle bekliyordum. Çünkü yılbaşı ağacı gelince güncellemenin havası değişiyor ve daha çok, yani yılbaşını daha çok hatırlatıyor ve daha çok anımsatıyor. Bence buraya ağaç gelmesi gerçekten çok güzel olurdu ama maalesef fotoğraftan da gördüğümüz gibi buraya bir Eiffel Kulesi gelecek. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız dikkat ederseniz kulenin tam tepesinde bir tane Noel yıldızı var ve bu ağacın yerine geçeceğini gösteriyor. Bence bulmamız çok kötü oldu çünkü ağaç gelince daha tatlı oluyordu ve en son gelen yılbaşı güncellemesinde ağaç gelmedi. Ondan bir öncekinde vardı. Ve bir önceki o en son gelenden daha eğlenceliydi bence. Evet, abin ne diyor? Hiya, dünyayı bir sonraki büyük etkinlik için dekore ediyoruz. Umarım senin ve misafirlerimizin hoşuna gider. Bu sırada neden Ademe sezonunun tadını çıkarmıyorsun? Harika bir savaş arenası ve sayısız içerik hazırladık. Ah, avatarlarımızı denedin mi? Umarım seversin. Bilimci olmana bayılıyor ve araştırmasında daha çok yol kat etti. Evet, gördüğünüz gibi yeni güncellem için burayı hazırlıyorlar. Umarım mucize temalı olsa da güzel olur. Yeni gelecek olan paketlere gelecek olursak Noel zırhları gelebilir. Daha sonrasında eski yılbaşında gelen bütün kıyafetler. Kısacası eskiden gelecek olan çoğu şey yeniden gelecek. Ve bence bu etkinlikte premium bilet de gelebilir. Premium bilet değil, etkinlik bileti de gelebilir. Çünkü fotoğrafta bir tane baloncuk var. Sanki o baloncuk etkinlik biletinin baloncuğuna benziyor. O yüzden etkinlik bileti gelebilir ve bence etkinlik bileti gelirse güncelleme daha da eğlenceli bir hale gelebilir. Ve benim şöyle bir şeye dikkatimi çekti. Şu ayın yakınında geyikler var. Geyikler Noel Baba kızağını çekiyor. Bence uçan bir kızak gelebilir. Ya da her zamanki gibi klasik bize uçuran kızak da geliyor olabilir. Ve evet, Uğur Böceği ve Karikedi'nin yeri gördüğünde özel kıyafetler de gelecek. Daha sonrasında şu evrende bu, yani meydanda şuradaki yere Frezik Fan gelebilir. Yani gelebilir değil, bence gerçekten kesinlikle gelecek bu. Ve şuraya da yeni ev gelecek. Umarım bu ev gerçek paralı olmaz ve alabiliriz. Ama ben gerçek paralı olur ve olması da çok fazla elmaslı olur. Buraya gelen buzlar da yılbaşı güncellemesinin geleceğinin bir işareti. Bakın. Evren yavaş yavaş buz tutmaya başlıyor. Bence bu denizde buz tutabilir.
Kısacası bizi harika bir etkinlik bekliyor. Tarihini söyleyecek olursam, güncelleme haftaya Perşembe günü gelecek ve bitiş tarihi de 5 Ocak. Bence bu birazcık kısa oldu. Evet, bu yılbaşı güncellemesi için sabırsızlanıyorum. Yılbaşı güncellemesi benim en sevdiğim güncelleme. Sizin bu yeni gelecek güncelleme hakkında düşüncelerinizi yorumda yazmanızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.